Şöyle hocam. Bak sorular şurada dursun. Tamam mı? Sen şurada çöz. Sorular hep orada dursun. Bir saniye ben onu ayarlayayım o zaman. Soruların şu an bir kişi yani katıldı. Moonlight diye. Berkay geldi. İki kişi oldu. Şurada sayım var. Tamam. Şey yaptığı zaman. Bitireceğini de bana haber et. Ben burada. Oo hocam. Berkay Bey hoş geldiniz. Ben ara vermem herhalde dostum. Bir saat de geçir mi? Camiye kaydetmeyelim. Öyle mi? Tamam. Tamam. Geldim hocam. Mira Canbaz. Meri Bardakçı mı? Sena Nur Ağır. Ceren Berkay. Beyler bayanlar hoş geldiniz. Ayşe yazar. Vay Ayşe'm de gelmiş. Muhammed Fatih Türk. Evet arkadaşlar beni rahat bırakır mısınız? Canlı yayına başlayacağım da. Arkadaşlarım merhaba. İlk sorular, size hazırladığım bu ilk sorular biraz kolay. İlk 10-15 soru diyebilirim. Daha sonra yavaş yavaş zorlaşıyor. İlk soruyla başlıyoruz. 1-2-39 şurada. İlk soruda bu güncel sorular. Yani ÖSYM'nin yeni ayarladığı güncel sorularda katlama soruları. ABC dik üçgeni biçimindeki kağıt şekildeki gibi DE doğrusu boyunca katlandığında C noktası B noktasının üzerine gelmektedir diyor. Şuradaki üstteki şekle bakarsanız C B'nin üzerine geliyormuş ki katlamış. Katladıktan sonraki hali bu olmuş. Ben arkadaşlarım devamlı uyarırım. Bu uğraşacağınız üçgen tabii ki bu değil arkadaşlarım. Şekil 1 değil. En son şekilde uğraşacaksınız katlamadan sonraki durumla. Buradaki katlamayı tekrar geri açalım. Yani şu BE kenarını BE kadar yani kendisi kadar uzatıyorum. Uzattım. AD kenarını uzatıyorum. Şöyle uzattım. Eski haline geri getirdim. Bu üçgen bu üçgenin aynısı. O zaman burada eşitlikleri gösterelim. Bu kenar bu kenar eşit. Yani BD kenarı şuradaki kenara, şuradaki kenar buradaki kenara açılar. Bazıları hiçbir işe yaramayacak ama yine de gösteriyorum. Şöyle. Uzunluklara geçiyorum. AD kenarı zaten şekil birden de bakarsanız 2 birim. Şurası. Başka DC kenarı var 2 kök 5 birim. DC kenarıyla şu BD kenarı birbirine eşit olduğu için burası da 2 kök 5 birim. Eşitlikleri yazdıktan sonra üst tarafta yani ABD üçgenine bakarsanız bir dik üçgen buldunuz. Hipotenüsü belli. Dik kenar belli. Diğer dik kenar soruluyor. O zaman burada Pisagor yapabiliriz. Yapalım. Pisagor da şöyle. 2 kök 5'in karesi eşittir. 2'nin karesi artı x'in karesi. 20. 20'den 4 çıkarsa 16. X kare eşittir 16 ise her iki tarafın kökünü aldık. X eşittir 4. Buluruz arkadaşlar. Cevabımız Denizli. Birinci soru tamamdır. Sayıya bakıyorum. 8. Yok. İkinci sorudayız. İkinci soruda bir kağıt alalım arkadaşlarım. Burası biraz uzun gibi çözümü. Bir kuralla alakalı. Genel dörtgen kuralı. Bu size ben değil de Gamze hocamız anlatmıştır mutlaka. Genel bir dörtgen, ABCD dörtgeni. Bu ABCD dörtgenin kenarlarının orta noktaları var, EFKL noktaları. Bu orta noktalarla oluşan şuradaki dörtgen bir paralel kenardır, EFKL kural. Sonra bu paralel kenarın alanı tüm alanın yarısıdır. Yani adam buna ne dersin mesela 40 birim kare derse EFKL'ye tüm alan 80 birim kare gelir. Şimdi bilgilere bakıyoruz. Artı bir kural daha var, onu az sonra göstereceğim. BKF'nin alanı 4. İçine yazıyorum. Şurası 4 birim kare. DEL ile yani şu soldaki ile EAF alttakinin alan farkı 3. O zaman birine A birine de B yazayım. Şurada da denklemi yazıyorum arkadaşlarım. A ve B yazdıktan sonra A eksi B eşittir 3. Denklemimiz bu. Sorulan alan üstteki taradığı alan. Bu alana X yazsak. Diğer kuralımız o diyeceğim kural da şudur. Orta noktalarla bir paralel kenar oluşmuştu. Bu kırıntılar, şu içerideki paralel kenar alanın tüm alanın yarısıydı. Kırıntılarda da aynı kural vardır. Yani dördünün toplamı da diğer yarısıdır. Ve bu dördü de bağımsız değildir. Sağdaki ile soldakinin toplamı yani A artı 4. Üstteki ile alttakinin toplamı ne eşit? Yani B artı X. Bu denklemi devam ettirirsek. Buradan
Devam ediyoruz. A eksi B artı 4 eşittir X bulduk. A eksi B'nin yerine 3 yazıyorum. 3 artı 4'ten sonucu gördüğünüz gibi 7 buluruz. X 7 çıkar. CLK istenmişti cevabımız adına. Geldik 3 numaraya. İnşallah tatiliniz, tatil demeyeyim. Daha doğrusu evdeki eğitiminiz iyi gidiyordur diyeceğim ama sıkıntılar da vardır. Biz bile çok sıkılıyoruz. Yani şu yaptığımız eğitim de zorunluluktan dolayı arkadaşlar, yoksa birebir çalışma gibi yok tabi. Daha etkili. Üçüncü soruda eşkenar dörtgen. Bu 3, 4, 5 galiba arda arda 3 tane veya 4 tane eşkenar dörtgen sorusu var. Dörtgenlerin en kolay eşkenar dörtgendir. Soru olarak da. 3 birim 5 birim verilmiş. Bu eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgenin tüm kenarları birbirine eşit. Köşegen çizildiği zaman köşegen açıortaydır. Şu şuna eşit, bu da buna eşit. Şuralar açıortay. Başka ne söyleyebiliriz? İç açıortay kuralını kullanabilirsiniz arkadaşlar. Mesela şuradaki DCF üçgenine bakarsanız. CE doğrusu, iç açıortay doğrusu. Şunlar tabanlar 3 ve 5. O zaman kollarda da mesela 3'e 3K gelirse 5'e 5K gelir diyebiliriz. Ama ben onu da kullanmayacağım. Ben kelebek kullanacağım. Benzerlik kullanacağım. Benzerlik de şöyle. Kelebeği sizin için karalıyorum. Bakın şurası. Kalem de biraz dandikmiş ama. Şu taradığım bölge kelebek. Kelebekteki benzerlik oranı 3 bölü 5. O zaman ben buraya 3K yazsam şurası 5K. Şurası da 5K. Şurası 2K. Şurası 5K. Bu K'yı bulmak lazım. Çünkü çevre ABCD soruluyor. Bu eşkenar dörtgenin çevresi soruluyor. O zaman oluşan, zaten var olan DCF dik üçgeninde Pisagor yapıyoruz. Pisagor da şöyle. Hipotenüs 5K. 5K'nın karesi eşittir. 3K'nın karesi artı 8'in karesi. Toparlıyorum. 25'ten 9 çıkarsa 16K kare kaldı. 16K kare eşittir 64. K kare eşittir 4. K eşittir 2 gelir arkadaşlar. Yerine yazarsanız K yerine 2. Eşkenar dörtgenin bir kenarının 10 olduğunu bulursunuz. O zaman çevre ABC'de 4 tane 10'a, yani 40'a eşittir. Cevabımız Bursa. 3'te tamam. Yeni katılımlar. Ömer Soylu Ömerciğim. Aslanım benim. Serkan Soylu mu? Serkan, Allah Allah. Biz seni mezun ettik Serkan'ım. Hah, Deniz geldi. Tamam. Geldik 4 numaraya. ABCD eşkenar dörtgen. Bir de şunun şekline bakalım. Evet. Eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgende bir önceki soruya biraz benziyor arkadaşlar. Kelebek var. Açıortay var. İstediğimiz yerden gidebiliriz. Orantılar yazıyorum. EB'ye K yazarsak AE 2K. EB'ye K yazdım. Şuradaki AE kenarı 2K. Yani bir kenar 3K. Yazdık. Şuradan açıortay olduğunu söyleyip az önce gösterdiğim şeyi de kullanabiliriz yani. 2K'ya 8 gitmiş arkadaşlarım. 2K'ya 8 gidiyorsa 3K'ya ne gider? Şuradaki uzunluğu bulmak için 2K'ya 8 4 katı gitmiş. O zaman 3K'ya 12 cevabı buradan bulabiliriz. Ama iç açıortayı bilmiyoruz diyelim. Benzerlik bilmek zorundayız. Benzerlik şeklini size, kelebek şeklini gösteriyorum. Şurası. Benzerlik oranı bunun buna oranı. Yani 3K bölü 2K. 3K'nın 2K'ya oranı eşittir. X bölü 8. K'lar birbirini götürdü. İşler dışlar yaparsak 2x eşittir 24. X eşittir 12 buluruz arkadaşlarım. Cevabım Denizli. İnşallah anlaşılmıştır. Bu arada burayı tam canlı yayını bilmiyorum ama soru sorabiliyorsanız sorun. Ben arada bir ekrana bakıyorum. Baran ne var ne yok. İnternet kafeye gitmiyordur inşallah. Evet. Devam ediyoruz. Ha, internet kafeleri de kapalı zaten. ABC'de yine eşkenar dörtgen. Bundan sonraki 6. soruda yine eşkenar dörtgen. Sonra normale dönüyor. Eşkenar dörtgende AC köşegen gösterilmiş. Ben yine simgelerle göstereyim şöyle. Köşegen açıortay. Kenarların eşitliğini isterseniz kibar bir şekilde şöyle gösterin. Dördü de birbirine eşit. 30 derecelik bir açı var. Yani toplam 120 yapar. Burası da 120. Paralelkenar özenliği taşır. Komşu açılar birbirine 180'e tamamlayacak. Yani B açısı 120 olduğu için A açısı 60 olacak. 30-30 bölüyorum. O zaman bu da 30-30 bölünür. 30-30. Şurada basit bir ikizkenar üçgen bulduk yani. Şurası 6.
Sol taraftaki üçgen de 30, 60, 90 üçgeni oldu. 36'yı görüyorsa 90, 12'yi görür. 60 ise 6 kök 3'ü görür. Arkadaşlar bir sürü şey bulduk. Bir sürü uzunluk, bir sürü açı. Neredeyse her şeyini bulduk. Tüm kenarlarını biliyoruz. Bize sorulan soru bu eşkenar dörtgenin alanı. Bu eşkenar dörtgenin alanı şöyle bulunabilir. Ben mesela şurayı, şu üçgenin sinüs alan bağıntısıyla bulacağım. Sinüs alan bağıntısıyla bulduktan sonra o alanı 2 ile çarpacağım. Alanlar birbirine eşit olduğu için yapalım isterseniz. ABC üçgenin alanı şöyle hesaplanır. 1 bölü 2 çarpı kollar, şunlar alayım. 2 tane 6 kök 3. 6 kök 3 çarpı 6 kök 3 çarpı sinüs 120. Bu üçgenin alanıydı. Eğer ben bunu 2 ile çarparsam tüm alanı bulurum. İstediği alan bu. Toparlayalım şimdi. 2'ler gitti. Eşittir diyelim. 6 kök 3 çarpı 6 kök 3. 36 çarpı 3'ten 108 yapar. 108 çarpı sinüs 120'nin değeri de sin 60 demek. Yani kök 3 bölü 2. Sadeleştirirseniz sonuç 54 kök 3 gelecektir. 5. sorunun cevabı. Bakalım hangisiymiş? Cevabımız yani Bursa. İlyas'cığım hoş geldin. İlyas'cığım eve mi gittin? Nerelerdesin? Mesaj yazabiliyor musun bilmiyorum ama seni görmez yani bir saattir görmüyorum. Neyle gittin onu da merak ettim şimdi. ABC'de eşkenar dörtgeninde eşkenar dörtgenin yine kenarlarının eşitliğini göstereyim. Çünkü burada sanırım bir eşlik göstermek zorunda gibiyiz. O eşlik de içerideki zaten ikizkenar dik üçgen. Yani şu açılarda yazayım 45-45-90 üçgeni. Şu üçgenin şu üçgene eş olduğunu açılarla da gösterebiliriz, kenarlarla da gösterebiliriz ama bu kadar ayrıntıya da girsek mi girelim. Şunun açıortay olduğunu gösterdim. C'yi de ikiye böldüm. 135 noktalı açı, 135 noktalı açı. O zaman üçüncü açılar da birbirine eşittir. Yani şu açıyla şu açı da birbirine eşit. Bakıyorum 135 derece S'i, 135 derece S'i görmüş. O zaman bu iki üçgen eş. Buradaki bu garip açı 2'yi gördüğü için buradaki garip açı da yine 2'yi görür. Yani toplam köşegen uzunluğu 18 birim olur. Diğer köşegeni de çizeceğim. Pardon ayağım. Diğer köşegeni çizelim. Köşegenler birbirini dik ortalayacak arkadaşlarım. Şuraya bir 90'ı çakalım. Şunun şuna eşit olduğunu biliyoruz. Şuradaki ikizkenar dik üçgen özelliğini de kullanalım. 90-45-45 ikizkenar dik üçgen yani. Şu üçü de birbirine eşit oldu. Muhteşem üçlü de diyebiliriz. 14 birimde arkadaşlarım 7-7 bölüyorum. O zaman bu da 7, o zaman bu da 7. Yani BD köşegeni artık 14. AC köşegeni zaten bulmuştuk 18. Köşegen uzunluklarını biliyorsak alanını bulmak çok kolaydır eşkenar dörtgenin. Çünkü köşegenler gördüğünüz gibi dik kesişiyor. Bunu sinüs alan bağıntısından çıkan bir sonuçla yani köşegenlerin çarpımının yarısıyla bulacağız. 14 ile 18'in çarpımının yarısı. Sadeleştirelim arkadaşlar. 14 çarpı 9 gelir. Çarpıyorum. Genelde ben buralarda hata yaparım. 4, 9, 36 elde var. 3, 9, 1, 9. Sonuç 126 birim kare gelir arkadaşlarım. Cevap Bursa gibi duruyor. Yedinci soruya geldik. Yedinci soru. Cihan'ım ha hoş geldin bu arada. Telefonun sesini kısmamışsın. Az önce çaldı. Canlı yayın bitince görüşeceğiz inşallah. Öpeceğim seni. Yedinci soruda paralel kenar sorusu. Artık paralel kenarlara başladık. Paralel kenarda 90. Şurası da 90. Eşkenar dörtgen deseydi her tarafına 24 yazardık da eşkenar dörtgen dememiş. Sadece şunu yazabiliriz. AD kenarı 24 ise BC kenarı da 24. 24 yazdım. Şimdi BC'ye 24 yazınca EC de 24 geldi. Buraya da 24 yazdım. 7-24, 25 özel üçgen arkadaşlarım. Özel bir üçgen. Eğer bilmiyorsanız da Pisagor yapabilirsiniz de sayılar biraz iri. Pisagor'u pek tavsiye etmiyorum. O zaman burası da 25'tir. DC kenarı ile eşittir. Yani cevabımız adına. Sekizinci soruda. 8'in soru x 15 12 bir paralel kenar. Paralel kenarda zaten şu dikliği vermişler ya arkadaşlar. 9 12 15 diye güzel bir üçgenimiz var 3 4 5'in 3 ile genişletilmiş hali. AYT MCG. Anlamadım valla. Özkan Sarıkafa. Hoş geldin Özkan. 9 12 15 üçgeni şurası alfa olsun C açısı, şurası da D açısı beta olsun. Alfa ise çapraz açıya yani şuraya da alfa yazıyorum. 90 alfa o zaman şurası beta. 9, 12, 15 o zaman sağdakiyle galiba soldaki şu uçtaki üçgenler birbirine benzer. X soruluyor bize. Yani biz şuranın tamamının 12 olduğunu biliyoruz.
Ya böyle ezbere de çözüm yapmanızı istemiyorum arkadaşlarım. İhtiyaç ne? Ona göre işlem yapacaksınız. Ben 12'si 12 yazdım ya. Bana x'i soruyorsa benim ihtiyacım AE. O zaman AE kenarına Y yaz. Y'yi bulursam cevap çıkacak. Y'yi bulmak için de tabii ki benzerlik yapacağız. Benzerlik de şöyle. 90 Y'yi görüyor. Hep bilinmeyenle başlayın, size tavsiyem. 90 15'i. Buradaki alfa 6'yı. Diğer üçgende alfa 9'u. Gerekli sadeleştirmeler falan yaparsanız 3'e 2 oran var. 3'e 2 oranından dolayı işler dışlar siz yaparsınız. Y 10 çıkacak. Şu kenarı 10 bulduk. Toplam 12 olması lazım. O zaman DE kenarına 2 artar ve cevabımız da 2 olur arkadaşlarım. Yani Ceyhan. 8'den 9. 9 yine paralelkenar. ABCD paralelkenarında bir süre eşitlik var işte. DC ona eşit falan filan. BC kenar tek çizgi. O zaman AD kenarı da tek çizgidir. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Şimdi bunu yazınca soldaki üçgenin dandik olmadığını anladık. İkiz kenar üçgen. Tepe 40 derecesi, o zaman taban açıları 70'e 70 gelecek. Z kullanalım şurada. Z var. Z'den dolayı 70 ise burası da 70. İkiz kenar o zaman burası da 70. 70, 70, 140 yaptı. O zaman burası 40 derece. Paralelkenar bir özelliğini de söyleyeyim size. Çapraz açıları eşittir. Komşular birbirini 180'e tanımlıyor. Çaprazlar da eşit. Yani 70 ise buranın alayının 70 olması lazım. 40 buradaysa buraya artan açı 30 derecedir. Alfayı bulmuş oluruz. 10 numaraya. Dikdörtgen şeklindeki işte AC köşegen, CDE 45 filan falan işte yani bir sürü şey var. 45'i şuraya 45'i yazalım. Belki açıortayı kullanırız, belki 45'i kullanırız, emin değilim. Ha şöyle yapacağız. DE kenarı açıortay dediği için, ki açıortayda tabanlar da 2 kök 5'e 4 kök 5. Tabanlarda nasıl bir oran varsa kollarda da aynı oran vardır. Tabanlardaki oran gördüğünüz gibi 1'e 2. O zaman ben şuradaki kola yani kök 5'e k götürdüm. 2 kök 5'e 2k götürürüm. Burası da 2k olur. K lazım bize. K'yı bulabilirsek x'i ancak oradan elde edebiliriz. Soru biraz uzunmuş. Çözüme şöyle devam edeyim. Kağıtla devam edeyim. Pisagor yapıyoruz. Hipotenüs yani 3 kök 5. 3 kök 5'in karesi eşittir. K'nın karesi artı 2k'nın karesi. 9 45. 45 eşittir. 5k kare gelir. Sadeleştirirsek k kare 9, k'yı 3 buluruz. Yerine yazıyorum arkadaşlarım. Şurası 3 birim. Şurası da 6 birim. 3'e 6. 3'e 6 bulduk ama hala x'i bulamadık. İstersek diklik indirebiliriz de onu çok tavsiye etmiyorum. Biraz soru uzayabilir. Açıortay kuralına devam ediyorum. Açıortay sadece oranla oluşan bir şey değildir. İç açıortayda bir de kural var. İç açıortaydaki o kural da şu. Açıortayın karesi yani x kare eşittir. Kollarının çarpımı eksi tabanlarının çarpımı. Yani kollar 3 ve 6 eksi. Tabanlar kök 5 ve 2 kök 5. Kök 5 çarpı 2 kök 5. Toparlayalım şimdi. Bu 18 yapar. Şurası 10 yapar. Kaldı 8. Bu 8 ama x değil, x kare. Her iki tarafın kökünü alırız. X eşittir 2 kök 2 elde ederiz. X'i bulduk. Cevabımız Bursa. 10 çözmüşüz. Sıra 11'de arkadaşlar. 11 dikdörtgende köşegen çiziliyor. Köşegenin orta noktasından bir şey fırtmış şöyle. Garip bir üçlü eşitlik var. Eşitlik de şöyle. Zaten ikisini göstermiş. DE ile EB birbirine eşit de EF yok piyasada. O zaman EF'yi de şöyle kibar bir şekilde şöyle çift çizgiyle gösterdim. Gördüğünüz gibi bağlantı kuramıyoruz. İnsanın aklına DE ile F'yi birleştirmek gelir ama yapmayın. Çünkü şekil belki güzelleşir ama soruya hiçbir faydası yok. Ben genelde sorulan veya verilen açıyı bozmayın derim ama burada köşegenin tam orta noktası yani E noktası ağırlık merkezi olduğu için sanırım diğer köşegeni çizmekte işe yarayacak gibi diğer köşegeni çiziyorum ben. Yani A'dan, E'den ve C'den geçen bir köşegen daha çizdim. Dikdörtgenin güzel özelliği şudur. Köşegenler eşittir ve birbirini ortalar ya. Şuradaki kenar ve buradaki kenar. Şu dördü de birbirine eşit olacak. Buradan EFC yeni oluşturduğumuz bu üçgenin ikizkenar üçgen olduğunu bulmuş olduk. Şimdi 25 kullanalım. Bu kenar bu kenara eşitse 25 ise burası 25. Kalem biraz kötü ya. Devam ediyorum siyahla. Burası 55. Bu kenar bu kenara eşit. O zaman burası da 55. F açısı. 55, 55, 110. O zaman şurası 70. Alfanın bir parçasıdır arkadaşlar. Bu alfa değil. Devam edelim şimdi. Şu açı da lazım bana. O açıyı da nasıl buluyorum? 2 iç 1 dış yapayım. Şuradaki dış açı kendine konmuş olmayan bu iki için toplamına eşit. Burası da 50. Toplam gördüğünüz gibi alfa açısı 70 artı 50'den sonuç 120 derece. Yani cevabımız denizli.
Aslan Amibom, ne yapıyorsun? Mehmet Beyler de gelmiş. Oo, Ayşe Nisa Hanım. 12. sorudayız. 12. soruda. Dikdörtgende bu köşegen gibi duruyor ama kırılma var arkadaşlar. DB köşegen değil. DEB iki parçadan oluşan bir doğru parçası. İki doğru parçasının birleşimi daha doğrusu. 45, 9 ve 16. Buradaki yapmanızı istediğim şey tam şu kırıldığı E noktasından aşağıya. Bu sağa da olabilir ama ben aşağıya indiriyorum. Aşağıya bir diklik indirmek. Dikliği indirirsek 90-45-45 üçgenini buluruz. 90'ın karşısında 4 kök 2 varsa 45'ler 4'ü görür. Şuraya da 12 artar. Şuradaki kenar P diyeyim ben. AP kenarı. Sonra arkadaşlar X'e ulaşmak için E'den tabana paralel çiziyorum şöyle. 90'ı gösterdim. 12 ise 12 yazıyorum. 4 ise 4 yazıyorum. Yukarıya 5 artar. 5-12 yine özel üçgeni ezberebilirseniz sevinirim ama bilmiyorsanız Pisagor yapın. 5-12 ben ezberebiliyorum çünkü 13 şurası. İşlem yapmama gerek kalmadı. 12 geldik 13'e. Müsaade ederseniz ben bir su içeceğim. Kırmızı kalem aldım. Arkadaşlarım 13. soru yine dikdörtgenmiş. Dikdörtgen de dikdörtgen olduğuna bakmayın. Biz bunu paralel kenar kuralıyla çözeceğiz. Paralel kenar kuralı ne diye söylüyor? Onu size bunun üzerinde, şekil üzerinde göstereyim. Bir paralel kenarda A'dan uzun kenara ve kısa kenara kenarortayı indirir ve köşegen çizerseniz bu köşegen DK, KL ve LB diye 3 eşit parçaya ayrılır. Kural bu. Şu kenar, şu kenar ve şu kenar birbirine eşittir 6 ve buraya da 6 yazayım. Toplam köşegen uzunluğu 18. Bana ne lazım? EKLF'nin çevresi. Yani şu garip şeyin çevresi. Bu garip şey değil. Yamuk. Yamuğun çevresini soruyor. Benim daha üç kenara daha ihtiyacım var. Bunları ayrı ayrı bulacağız. Burada arkadaşlarım oradaki diğer kenarlar için şunu kullanabiliriz. Ben mesela şu EF doğru parçasını DCB üçgenin orta tabanı diyebilirim. Çünkü EDC'nin FD BC'nin orta noktası. O zaman bu buna paralel ve toplam taban uzunluğu 18 olduğu için yarısı 9. Kolay olanları hallettik. Şimdi biraz daha zor gibi duran şu iki kenar. KE ve EF, LF kenarlarına bakacağız. Onları da benzerlikle halletmeniz lazım. Ben şuradaki kenara A yazarsam bu kenar 2A. Kelebeği size göstereyim. Kelebek bakın şurada arkadaşlar. Benzerlik oranı 1/2. O zaman 1/2 benzerlik oranı varsa şurada da 1/2 oranı vardır. Yani burası 9 ise şu kenar 9/2 yarısı. Aynı haltı bir de şurada yapalım. Ben o kelebeği de size siyah kırmızıyla göstereyim. Kelebek elim kapatıyor mu bilmiyorum ama kelebeğe boyuyorum arkadaşlarım. Aha bakın şurası yine oran şunlara BB yazayım. Şurası 2B geliyor ya. Benzerlik oranı 1/2. Yani buradaki oran da 1/2 olmalı. O zaman burası 7 ise burası da 7/2. Artık cevaba ulaşabiliriz. Cevabı şöyle hesaplıyoruz. Dörtgenin çevresi demişti ya. Ben o 4 parçayı da toplayacağım. Ne var? Önce tam sayılar 6 var. Sonra 9 var. 7/2 var. Bir de 9/2. 16/2 yapar yani şurası 8, 9 daha 17, 6 daha sonuç 23'tür. Cevabımız da Ereğli olur. 13 biraz zormuş ya. Daha doğrusu uzun. Geldik 14 arkadaşlarım. 14'te şöyle yapacağız. Yine dikdörtgen. Dikdörtgende bakın şurada çatalda bir 90 derece var. Bu 90 derece geçiş açısıdır. Yani geçiş açısı dediğim de şöyle. Yani soluna alfa, sağına da beta yazarsanız benzerlik için geçiştir. Şurası 90, şurası alfa gelir. Şurası 90, şurası da beta gelir. İki üçgeni benzetmek için şu kenarlara YY yazayım. Sağdakiyle soldakini de benzetelim. Y'yi bulalım. Çünkü Y'yi bulduktan sonra karşıya geçirip zaten şurası 2 birim. Nereden geldi bu? 4 ise 4 olması gerekiyordu. 2 buraya arttı. Y'yi bulursam bunu da bulmuş olurum ve üstteki üçgende basit bir Pisagor'la cevabı bulurum inşallah. Benzetiyorum. Alfa sağdan veya soldan başlayabilirsiniz. Çünkü ikisinde de bilinmeyen var ya. Alfa burada Y'yi. Alfa diğer üçgende 4'ü. Yine sağa geri döndüm. Beta 2'yi. Beta diğer üçgende Y'yi. İşler dışlar yaparsak Y kare 8. Y eşittir 2 kök 2 elde ederiz. Y'yi 2 kök 2 bulduk. Yerine yazalım. Şu kenar 2 kök 2 birim. Şu kenar 2 kök 2 birim. Yani toplam şu kenar 4 kök 2 birim. Artık şu işaretlediğim üçgende Pisagor yapacağız. Pisagor'da hipotenüs x, x'in karesi eşittir. 4 kök 2'nin karesi artı 2'nin karesi. 4 kök 2'nin karesi 32 artı 4,
36 yapacak. X kare 36 ise her iki tarafın kökünü aldınız. X eşittir 6. On beşinci soru kare sorusuymuş. Kare sorusunda da aslında sadece kenarların eşitliği kullanılacak, ya pek de bir şey yokmuş. Yapmanız istediğim şey bu kare sorusunda Pisagor. Başka bilgiye ihtiyaç yok. Mesela önce şu ufaklıkta Pisagor yaparsak. Onu tek tek sizin için yapacağım. Şu kenara y diyeyim ben. Hipotenüs y. Şunlar dik kenar. Y kare eşittir. Bu kötü yazıyor. Y kare eşittir. 2'nin karesi artı 4'ün karesi. 16, 4, 20. Kökünü alırsanız 2 kök 5. Bu bir kenarda dursun arkadaşlarım. Bunu en son cevabı bulurken kullanacağız. Bir de şu kenara y yazayım. Y de lazım bana. Onun için de DEA üçgeninde Pisagor yapacağım. Y kare eşittir. Pardon, y demeyelim. Y'yi kullanmışız. A diyeyim. Şu kenara A olsun. A kare eşittir. 4'ün ve 7'nin kareleri toplam. 4'ün karesi artı 7'nin karesi. 49, 16 daha. 49, 16, 65. O zaman A eşittir kök 65. Her iki tarafın kökünü de aldım. Burası kök 65, burası da kök 65. Dikdörtgen dese bunu diyemeyiz ama kare dediği için buraya kök 65 yazabiliriz. Artık sizin en son Pisagor yapacağınız üçgeni göstereyim. Şurası. Yani DFC üçgeni. Bu DFC üçgeninde Pisagor yaparsak hipotenüs kök 65. O zaman kök 65'in karesi eşittir. Dik kenarlar 2 kök 5 ve x. O zaman 2 kök 5'in karesi artı x'in karesi. Toparlıyorum. 65'ten 20 çıkarsa 45 gelir. X kare 45 ise her iki tarafın kökünü aldınız arkadaşlarım. X'i 3 kök 5 bulursunuz. Cevap Denizli. On altıncı sorudayız arkadaşlarım. 16. soru 3, 5 veriliyor. Kare. Kareye bir dışarıdan bir taşma var ama dik açıyla taşma. Ki şuradaki dik açı da yine güzel bir geçiş açısı olacak. Bu geçiş açısında size gösterivereyim. Nasıl geçeceğiz daha doğrusu. Şurası dikti. Ben şu açıya alfa yazsam, şu açıya beta. Atıyorum bunları. İşte şurası alfa olur yine. Toplam 90 çünkü alfa ile beta'nın toplamı 90 olacak. Şu dik açı şimdi işe yarayacak. O zaman şurası yine beta'dır. Şurası dikti şundan dolayı. O zaman burası yine alfa. Yani bu üçgenle bu üçgen birbirine benzer şimdilik. Belki de benzerlik oranı daha da güzel bir şey çıkacak. 90'lara bir bakalım. 90 burada DF'yi, 90 burada DE'yi görmüş. Hiç alaka yok. Dandik olmadı. Beta'ya bakayım. Beta CF'yi, beta 3'ü. Yine işe yaramadı. Bir de alfaya bakarsanız. Alfa karenin bir kenarını. Buradaki alfa karenin bir kenarını görmüş. Artık bu alfalardan dolayı bu iki üçgenin eş olduğunu anladık. Benzerlik oranı 1 yani. O, bu iki üçgen birbirine eşse, burada beta 3'ü görüyorsa burada da beta yine 3'ü görür. 3'e 3. Şunlar 8, 8, 8 oldu. Pardon Muhammedciğim. Sorulan soru çevre ABCD'yi bulmuşuz arkadaşlarım. Bir kenarı 8 olduğu için 8 çarpı 4 diyeceğiz. 4, 8, 32 bizim çevre. 16 geldik 17'ye. Sorular artık buradan sonra azıcık birazcık zorlaşmaya başlıyor arkadaşlar. 2 birim 8 birim karenin hafif dışına taşan bir dik yamuk. Dik yamuktaki şu alt taban, üst tabanı, bunun alt tabanı düşünürsek şuradaki 90'ı 45-45 ayırıyor. Yani şurası da yine 45 derece. Bana sorulan soru CF kenarı. Ben her zaman böyle yaklaşırım sorulara da. CF kenarı soruluyorsa ihtiyaç ne, ona göre hareket edeyim. EF'yi bulmaya çalışacağım şimdi bir şekilde. EF'yi bulmak için ne yapalım? 2 ve 8'i ve şu 45'i kullanmak istiyorum. B'den şöyle bir diklik indirirseniz şuraya. EC'ye. 90, 90, 90, 90. Dikdörtgen buldunuz. 2 ise burası 2. O zaman buraya 6 artar. Burası da 6. 6'ya 6. Şuraya 6 kök 2 karenin bir kenarını bulmamıza ihtiyaç yok arkadaşlarım. Yazmıyorum. O yüzden bana şu lazım da buraya artık 6 yazabilirim. Lazım olan şeyi buldum. Şimdi artık bitirici dik üçgene bakalım. Soruyu bitirecek dik üçgen. Aha da şu. Şuradaki CEF üçgeni. Dik kenar 8, dik kenar 6, 6, 8, 10 özel üçgeni vardır arkadaşlarım. 3, 4, 5'in 2 ile genişletilmiş hali. Yani CF kenarı 11. Bakıyorum iyi anlamayan yok gibi. 17, sırada 18. 18'de yine kare, karede bir şeyler var. Karenin nesi? Ha, ona eşit filan.
Karede bu çok oluyor arkadaşlarım. Genelde karenin içine eşkenar üçgen soktuğu da oluyor. Burada karenin içine ikizkenar üçgen sokmuş ki şu çip çizgi ise hepsi çip çizgidir. Şunlarda, şunlarda, şunlarda. 20 dereceyle başlamak istiyorum. Verilen tek açı bu çünkü. 20 ise önün üstü 70. Toplam 90 çünkü. Şu üçgenin soldaki üçgenin ikizkenar olduğunu ispatlamış olduk ya, o zaman burası da 70. 70, 70, 140 yapar o zaman şuradaki açı 40. 40 dereceyi bulduk. 40 ise o zaman hemen üstündeki açı 50 derece. Tepesi 50 derece ise taban açıları 65'e 65'tir. Burası toplam 90 olacaktı, o zaman alfaya 25 derece artar arkadaşlarım. Yani sadece ikizkenar üçgenleri kullandık. Allah'tan şu 20'yi vermişler. Yoksa harfsel bazı sorularda soruyorlar. İşte beta ve alfa diyor. Alfanın beta cinsinin değeri değil gibi sorular biraz daha zor oluyordu. ...19 numaralı da büyük karenin içinde küçücük bir kare var. Şu ufaklık, küçük kare. Bunu isterseniz ispatını yapabiliriz de... ...ne gereği var diyorum ben genelde... ...ispatını nasıl olur onu da göstereyim de... ...şunu sağa doğru ve şunu da yukarıya doğru uzatırsanız... ...şuradakinin de kare olduğunu bulursunuz. Yani şu açıortaydır, 45-45 böleriz. Bu yüzden yani oluşacak şey yine kare olduğu için. Ama bunu ne zaman yapacaksınız, açıortay olduğunu söyleyeceksiniz. Karenin içinde kare olursa... Şuradaki ufaklık kare değil de dikdörtgen olsaydı, şöyle köşelerini birleştirmiş olsaydık, bunun şu köşeden geçtiğini asla söyleyemezdik arkadaşlarım. Ama bu ikisi de kare olduğu için şunu uzattığınız zaman mutlaka A köşesinden de geçer. 45'i bulduk iyi kötü. Şu kenar çift çizgi. Şu kenarda çift çizgi. Bu kenarda, şu kenarda çift çizgi. Arkadaşlar DFC üçgenine bakarsanız şu üçgene. Bu üçgende şu açı 45 derece ise ikizkenar üçgen, geriye kalan 135'i 2'ye bölerseniz 67,5 bulacaksınız. Şu açı ve şu açı 67,5 derece. Toplamı 90 dereceydi. Yani şuranın 90 olması lazım. O zaman alfaya artacak açı 22,5 derecedir. 90'dan 67,5 çıkardınız. Cevabımız bu. Geldik 20. Ara versek mi ki ya 20. sorudan sonra? Aman gerek yok, boş ver, neyse. 20. soru. Bir koordinat düzleminde, LT'ye geçtik. AB uzunluğu veriliyor. Doğrunun denklemi var. A ile B'nin apsisleri farkını soruyor. Arkadaşlarım ben önce sorulan soruyu size göstermek istiyorum. Apsisleri farkı A ve B'nin dediği için A'dan diklik indiriyorum. A'nın apsisi şurasıdır, şu uzunluktur. B'den de bir diklik indireyim. B'nin apsisi de orijinle şuradaki mesafe arası şurasıdır. Yani bize adam apsisleri farkı diyorsa bundan bunu çıkartın diyor. Yani bize sorulan soru şurası. Şu aradaki mesafe. Şimdi bunu bulmaya çalışacağız. Bunu nasıl bulabiliriz? Düşünüyorum arkadaşlarım. Şöyle yapalım. Eğimden gidelim. Bu doğru y'eştir 1 bölü 2x doğrusu. Orijinden geçen her doğrunun sabit sayısı yoktur arkadaşlarım. Y'eştir mx'tir. Yani şuradaki x'in katsayısı eğim. Bu doğrunun eğimi 1 bölü 2. Şimdi bu doğrunun eğimi demek... Şu açının tanjantı demek. Buna da eğim açısı diyoruz. Tanjant alfa eğime yani 1 bölü 2 eşit. Alfanın özel açı olduğunu söyleyemezsiniz. Ama biz bunu şöyle yapacağız. A'dan bir tabana x eksenine paralel çizerseniz. Alfa ise alfayı buraya aktarmış oldunuz. Tanjant alfayı da biliyorsunuz ya, tanjant alfa 1 bölü 2. O zaman tanjant alfa 1 bölü 2 demek karşının komşu oranı 1 bölü 2. Yani ben bu kenara k yazarsam bu kenar 2k. Artık şu üçgende Pisagor yapıp K'yı bulup yerine yazıp cevabı elde etmemizin zamanı. Pisagor yapıyorum. 6 kök 5'in karesi eşittir. K'nın karesi artı 2K'nın karesi. 4K kare 5K kare. 5K kare eşittir. Tavsiyem arkadaşlarım 36 çarpı 5 180 mi ne? 180 diyeceksiniz ya, yapmayın. Sadeleşecek zaten. 36'yı yazın çarpı bir de 5 yazın. Sonra 5'leri götürün. Yani işlemi biraz daha küçültün. K kare 36 gelir. O yüzden K eşittir 6'dır arkadaşlarım. K eşittir 6 ise yerine yazayım. Şu uzunluk 6. Şu uzunluk da 12 birim. O zaman cevabımız olan yer şurası yani. Yine 12 birim gelir. Cevabımız C. 21'deyiz. 21'de arkadaşlarım. Analitik düzlemde Cihan'ın telefonun sesi kısılmamış ama. Yani çaldı mı? İki kere çaldı. Olur yani. Olur, olacak yani. Ne? Allah Allah. Analitik düzlemde ü köküçe 5 noktasından geçen ve x ekseniyle pozitif yönde 60 derecelik açı yapan doğrunun denklemi diyor arkadaşlarım.
Bize doğrunun denklemi soruluyorsa iki şeye ihtiyacımız var. O iki şeyden birisi noktadır, var. Birisi de eğim arkadaşlar. Eğimi bulmamız için bize eğim açısını vermişler. Pozitif yönlü açı eğim açısıdır. O zaman eğim, doğrunun eğimi yani m, tanjant alfaya yani tanjant 60 eşit yani kök 3 eğimi bulduk. Nokta zaten vardı, noktayı da yazayım. A noktası da kök 3'e 5. Noktası ve eğim bilinen doğrunun genel denklemini yazıyorum size arkadaşlarım. Genel denklem şudur. Y eksi y1 eşittir m çarpı x eksi x1'dir. Bu x1 dediğim noktanın apsisi şu x1. Y1 dediğimde noktanın ordinatı şu da y1. Şu x1, şu da y1. Yerleştiriyorum şimdi. Y eksi 5 eşittir kök 3 eğim. X eksi kök 3. Denklemi toparlayalım. Y eksi 5 eşittir kök 3 parantez içinde dağıtıyorum. Kök 3 x eksi 3 gelir. Şıklara bakıyoruz şimdi. Bundan sonra ya bir tarafı toplayacaksınız. Ama şıklara bakarsanız y'yi yalnız bırakmış. Biz de yalnız bırakalım. Kök 3 x duruyor. Eksi 5 artı 5 diye geçti. Artı 2 yaptı arkadaşlar. Arayalım. Bulduk Bursa. Geldik 22 numaraya. 22 numarada dik koordinat düzleminde noktasından ve orijinden geçen doğrunun denklemi diyor. Bir önceki soruya biraz benziyor. Bu da iki noktası bilinen doğrunun denklemi gibi düşüneceğiz arkadaşlar. A ve orijinden geçen. Şimdi A ve orijinden geçen diyor. Elimizde ne var? A noktası var. Eksi 1'e 3. Bir de orijin var. 0'a 0. Eğim bulmamız lazım. Çünkü denklem için bu lazımdı. Eğim şu formüle bulunacak. Y2 eksi Y1 bölü eksi 2 eksi X1 ile. Toparlayayım şimdi. 3'ten 0 çıkartacağım. Eksi 1'den de 0'ı. Sonuç eksi 3. Eğimi bulduk. Nokta istediğimizi alabiliriz ama en basit hangisi geliyorsa içinizde. Mesela bu orijin noktası çok basit. Ben bunu kullanacağım. Nokta bu. Eğim bu. Y eksi Y1 eşittir. Eğim çarpı X eksi X1. Toparlıyoruz şimdi. Y eşittir. Eksi 3 X gelir. Arayalım. Bulduk. Denizli. 22 bayağı da gitmişiz ha. 23. 23. Orhan Koç. ...23. soruda yine bir OC doğrusunun denklemi arkadaşlar. Bu soru azıcık, yani bir sürü yolu var daha doğrusu. Çözmenin bir sürü yolu var. Ben size en basitini çözmeye çalışayım. Şunun denklemi var. 3x eksi 4 y eşittir 0. Ya şöyle yapılabilir aslında. Bu da 3x eksi 4 y artı c eşittir 0 denilip paralel iki doğru arası uzaklıktan gidilebilir de o benim çok işime gelmiyor. Çünkü artı c eşittir 0 diye devam ediyoruz ya, oradaki c'nin iki değeri gelecek. O iki değerin acaba hangisi üsttekini veriyor, hangisi alttakini veriyor tam bilemeyebiliriz. Yani denememiz lazım. Zamanımızı öldürmeyelim, ben daha değişik bir çözüme gireyim. Ben eğimden gidiyorum arkadaşlarım. Şuradaki açıya alfa yazarsam, bu tanjant alfa doğrunun eğimini verir. Ki doğru denklem mi bu? Doğru denklemde arkadaşlarım y'yi yalnız bırakırsanız siz bunun eğiminin 3 bölü 4 olduğunu bulursunuz. Bunun eğimi 3 bölü 4 ise paralel iki doğrunun eğimleri birbirine eşit olacağı için bunun da eğimi 3 bölü 4'tür. İyi. Bunun eğimi belli. Ben bir de bunun noktasını yakalayacağım. Noktası eğim bilinen doğru denkleminden gideceğim. O zaman ne yapalım? Tanjant alfa 3 bölü 4 dedik. Tanjant alfa 3 bölü 4 ise ben şu 8'i kullanmak istiyorum ya. Şuraya 90 eksi alfa yazıyorum. 90 90 eksi alfa, o zaman şuradaki açı yine alfa yapar. Tanjant alfa demek karşı bölü komşu demek. Şuradaki uzunluğa k yazarsak k'nın 8 oranı eşittir tanjant alfa yani 3 bölü 4. İçler dışlardan k'yı 6 buluruz. Şurası 6. 6, 8, 10 özel üçgeni gelir. Amacıma ulaştım arkadaşlarım. Şu uzunluğu 10 buldum ya, artık b'nin koordinatları 0, 10 diyebilirim. Nokta belli, eğim belli. Artık denklemi yazıyorum sizin için. Denklem şöyle. Y eksi y1 eşittir eğim yani 3 bölü 4 çarpı x eksi x1. 4y eksi 40, şu 4'ü çarpma olarak attım buraya, eşittir 3x gelir. Şıklara bir bakayım nasıl gidiyor. Genelde 3x ile başlamış, ben de öyle devam edeyim. 3x eksi 4y artı 40 eşittir 0 gelecek. Arayalım arkadaşlarım. 3x eksi 4y artı 40. Ereğli cevabımız. 23-24'teyiz. Bir de vakte bakayım da 3.45 arkadaşlar 15 dakikamız var ve kaç soru var? Şöyle yapıyoruz, bir 10 dakika ara veriyorum.
10 dakika sonra görüşürüz.